düşüncelerinizi... Kuratörlüğünü resim öğretmeni Özlem Tokun yaptığı Ekim Geçidi Uluslararası Karma Resim Sergisi 6. kez açılarak Ödemiş Yıldız Kent Arşivi Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi 12 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergi açılışında konuşma yapan Özlem Tok şunları kaydetti. Evet, Ekim Geçidi sergileri 2002 yılından itibaren Gülsün Erbil proje sahipliğini yapmak üzere ben de 6.sını Ödemiş'te yapmaktayım. 6. kere Ekim Geçidi olarak Uluslararası Karma Resim Sergisi'ni düzenledim. Düzenlediniz ve evet. Az sonra da izleyiciler zaten resimleri görecekler. Ama önce bizim görme şansımız oldu. Çok güzel eserler var ve muhteşem tablolar diyebilirim. Tam Cumhuriyet Bayramımıza yakışır nitelikte. Çok teşekkür ederim. Hemen sergiyle ilgili katılımcılar, sayı, adetleri onları da sizden almak istiyorum. Evet, 7 yurt dışından ressamlarımız var. 27 ise Türkiye kapsamında Mersin, İzmir, Ödemiş, İstanbul olmak üzere 27 Türk ressamımız var. Toplamda 34 ressamımız var. Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Güzel, keyifli bir göz seyri herhalde izleyenlere sunacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Daha sonra konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş şöyle konuştu. Değerli müdürüm, bu etkinliğin tam da Cumhuriyetimizin 98. yılının tamamlanmasında, zenginleştirilmesinde büyük katkı sunduğuna inanıyoruz. Altıncısını Ödemiş'te yapıyoruz. Sevgili Özlem Tok kuratörlüğünde yaşanan bu güzellik içinde başta kendisine ve katkı sunan sanatçı arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Efendim sevgili izleyiciler, şu an yine Ekim Geçidi sergisindeyiz ve Filiz Ersönmezoğlu hanımefendinin eserinin başındayız. Sizinle de hemen küçük bir röportaj gerçekleştirmek istiyoruz. Katılım nasıl oldu sergiye? Ben her yıl katılıyorum burada olduğum sürece. Bir dönem İstanbul'da öğretmenlik yaptığım için oradaydım. Geçen yıl katılamadım örneğin ama yıllardır katılıyorum bu Ekim Geçidi sergisine. Çünkü çok önemli, 29 Ekim'de bu sergimizi açacağız. Evet, pandemi süreci etkilemedi zaten sergilerimizin süreklilik var. Evet, etkilemedi ama siz o yüzden katılamadınız. Peki ne zamandır resim yapıyoruz? Yani mesleğiniz mi? Ben resim öğretmenim ve mimarım. Evet, onun için evleri çok cezbediyor beni. Çünkü konum mimarlıkta evler ve resim öğretmenliğiyle birleştirince böyle ikisi beraber bir resim sergisine katılmak için konu oluşuyor. Evet, evet. Peki bu tablomuzda neresi görüntüler? Birgi gibi düşünüyorum. Değil. Yerel. Sizin içinizden gelen duyguların yansıtıldığı bir tablo. Ama tabii birliği çağrıştırıyor. Aynen. Görüntüler. Uzun sergiler benim çok dikkatimi çeker. En çok evler ve yelkenliler ilgimi çekiyor. Bazı resimlerimde de yelkenlileri kullanıyorum. Ama bu resimde evlerdi konumuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sergi sayıda olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yani resmi. Çok güzel. Çok güzel. Elinize sağlık. Akrilik boyası yaptım. Evet. Teknik olarak akrilik. Bir de karışık teknik diyelim. Çünkü farklı bir teknik daha kullandım. Şu an Ekim Geçidi sergisinin en yaşlı ressamısınız. Ben sizi kutluyorum. Evet. Ve ellerinize sağlık, ruhunuza sağlık diyorum. Evet. Tablonuzda bir kurtuluş hikayesi mi var? Evet. Fransızların işgal ettiği Maraş. Geçen gün de vardınız değil mi? Güzel şeyler. İşte ben bildiğim için sizin yaptığınız şeyleri haberdar oluyoruz tabii. Örneğin sorduklarla. Bir okurayım. Hatta ben bir hakkımı vereyim size. Ben de size bekleyeyim. Şu şey bizim binamız taşındı da konservatuvarda ince olarak kullansın. Bu incir altılı işleri konu. Sadece şu İkinci mi? Şunu kullanmıyoruz şu anda. Yani uzun birinciyi kullanmıyoruz, ikinci. Evet. Tamam. Onu aradım. Çünkü gözler yakındırdı. Aynen. Yani. Doğru. İkinci telefon. Tamam. Liseye ödemişti. Ben de uzun birinciyi. Ben de uzun birinciyi. Cem Kalıcıoğlu. Onlar da kim? Cem Dündar. Bunlar bizden sonra. Biraz daha büyük. Bildiğimiz doğru. Cem Ahmet'i ama o şeyden mezun. Evet, o zaman. Sen böyle. 86 mezun.